Bugün moka potla közde kahve yapmayı deneyeceğim. Şimdi köz hazırlanana kadar biraz bilgi vermek istiyorum. Kahvelerle ilgili French press nedir, moka pot nedir, bunlardan bahsetmek istiyorum. Şimdi French press'i birçoğunuz biliyorsunuzdur. Böyle evde annelerimiz bununla işte bitki çayları falan yapıyorlar. Kahvedeki olayı nedir? İçine normal kahveyi koyuyoruz. Sonra kahve dibe çökmeye başladığı zaman şu şekilde üzerini kapatıp içiyoruz. Bu yani bunun çok fazla bir olayı yok. Buna aslında birinci seviye diyebiliriz. Yani filtre kahvede birinci seviye level 1 bu diyebiliriz. French press almayı düşünenler varsa Starbucks'ın Bodum marka çok güzel French press'leri var. Onlardan tavsiye ederim. Çünkü diğer aldığınız markalar çok iyi olmuyor. İşte sıcak tutmuyor vesaire. French press için tavsiyem Starbucks'ın Bodum marka French presslerini tavsiye edebilirim. Şimdi moka pota geçecek olursak moka pot benim hayatımda yani bisikletten, bilgisayardan sonra en önemli eşyam diyebilirim. Kesinlikle yani tanıştığım günden beri hayatımı kurtarıyor her anlamda. Şimdi moka potun olayı nedir dersek uygulamalı zaten göstereceğim. Moka pot bizim için filtre kahve yapıyor. Birazdan uygulamalı göstereceğim. Şimdi kahveyle ilgili de yine birçok kişi soruyor. İşte ben Türk kahvesi içiyorum. Filtre kahve nedir bilmiyorum. Nasıl bir şey, ne farkı var vesaire gibi. Şimdi kısaca kendi kahveyle, filtre kahveyle tanışma hikayemi anlatayım. Ya ben de herkes gibi Türk kahvesi seviyordum. Türk kahvesi içiyordum ama tabii bildiğiniz üzere Türk kahvesinin ufak şöyle fincanları. Onu da yani bir tanesi bana yeterli gelmiyordu. 3-4 tane içmem gerekiyor. Şimdi arka arkaya da o da olmuyor. Bir de Türk kahvesini şekersiz içemiyordum. Yani her seferinde bir tane şeker atmam gerekiyordu. Günde bayağı bir Türk kahvesi tüketince doğal olarak çok fazla şeker kullanıyordum. Bunun önüne geçmek için araştırdım. Kahveden anlayan arkadaşlarımla konuştum vesaire derken filtre kahveye geçtim. Yani filtre kahve ile Türk kahvesi arasında ne fark var? Şimdi birazdan kahveyi de detaylı göstereceğim. Filtre kahve pişirme yöntemi aslında. Yani ben filtre kahvede kullandığım kahvemi Türk kahvesi yapmak için de kullanabilirim. Yani benim kahvemle Türk kahvesi de yapabilirim. Normal Türk kahvesiyle de işte marketlerden aldığınız Mehmet Efendi vesaire onunla da yine moka potumda filtre kahve yapabilirim. Dediğim gibi filtre olayı filtrelemekten geliyor zaten. Tamamen pişirme yöntemiyle ilgili. Şimdi moka pota geçecek olursak moka pot çok efsane bir şey. Alt kısma suyu koyuyorsunuz. Detaylı göstereceğim. Bu kaynamanın etkisiyle bakın şurada bir sibopu var. Bunun yani bastığı basınç da önemli. Alttan kaynamanın etkisiyle yavaş 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 demlenerek buharla üst kısma çıkıyor. Detaylı göstereceğim. Şöyle. Yani French press'te olay neydi? Üzerine suyu koyuyorsunuz. Normal Nescafe yapar gibi ekstra bir özelliği yok. Ama bu şuradaki sibop yardımıyla buradan belli bir basınç basıyor. Yavaş 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 belli bir sürede demleniyor. Bunun bana çok büyük artısı oldu. Mesela sabahları işe gideceğim zaman kahvemi koyuyorum. Ocağın üzerine en kısık ateşte ben üzerimi giyene kadar kahvem kendisi demlenmiş oluyor. Çok efsane. Yani French press'teki gibi işte su kaynatmakla uğraş, sonra su kaynadı, kettle kapandı. Tekrar onu kahvenin üzerine dök, bir süre bekle falan öyle bir şey yok. Bunu da hem suyu kendisi kaynatıyor hem de kahvenizi demliyor. Yani size sadece içmesi kalıyor. Çok efsane. Bundan aşırı memnunum. Şimdi bununla ilgili marka tavsiyesinde bulunacağım. Moka Pot denince ünlü bir marka var. Bioletti diye bir marka var. Şöyle bir logosu var. Bioletti
Fiyat olarak çok pahalı. Yani alüminyumları bile bayağı pahalı. Benim size tavsiyem kesinlikle paslanmaz çelik bir model tavsiye etmeniz. Çünkü alüminyum mokapotlar zamanla ısındıkça kararmaya başlıyorlar. Bu da sağlıklı değil. Marka olarak IKEA'dan paslanmaz çelik mokapot tercih edebilirsiniz. Boyut olarak da yeterli. Benim için 2 fincan falan çıkıyor. Ben gayet memnunum. Mokapot tavsiyem bu şekilde olacak. Daha ucuz ürünleri tercih etmeyin. Ben çünkü A101'den almıştım. Isınır ısınmaz yani su kaynamadan bile bir anda dedim ya şu Sibop'un önemi. Bir anda suyu dışarı veriyor. Yani çok ani bir şekilde kaynar suyumuz kahve çekirdekleriyle buluşuyor. O da çok bir artısı yok. Bunda yavaş yavaş demlendiği için çok lezzetli, efsane bir kahve içiyorsunuz. Kesinlikle tavsiye ediyorum bunu. Bir de tabii ki bu çay için değil ama ben çayımı da yine bununla yapıyorum. Yavaş yavaş demliyor. Gayet güzel oluyor. Yani bunun dışında herhangi bir şey kullanmıyorum diyebilirim. Benim hayatımı kurtaran şey bu oldu. Şimdi ben de ilk defa deneyeceğim. Közü hazırlayalım ve bakalım közde filtre kahve. Cezvede herkes yapar. Tabii Türk kahvesi oluyor cezvede yaptıkları. Ben mokapotla filtre kahve deneyeceğim. Şimdi kahvem bu sefer Chibo'dan African Blue aldım. Kahve tercihlerimi de sizinle paylaşmam gerekirse. Genelde Starbucks'tan alıyorum. Starbucks'tan Etiyopya, Guatemala benim sevdiklerim. Aklıma gelenlerden. Tabi biliyorsunuz pandemi sürecinde Starbucks kapalıydı ve online satış yok. Tamamen Chibo'ya yöneldim. Chibo'dan da yine African Blue ikinci defadır alıyorum. Bu da çok güzel bir kahve. Guatemala yine Starbucks'ın çok sevdiğim kahvelerinden. Her seferinde farklı markaların farklı kahvelerini tercih ediyorum. Ya benim için tecrübe oluyor. Her seferinde yeni bir kahve denemiş oluyorum. Tabii ki bunun avantajı böyle kapsüllü makinelere göre tek bir markaya bağımlı değilim. Herhangi bir kahvenin ya da yurt dışından birinden hediye gelse bile onu çektirip ya da evde kendiniz de çekip kullanabiliyorsunuz. Kahve alırken ne yapmanız gerekiyor? Soruyorlar size neye göre. Mokapot'a göre dediğiniz zaman onlar kendisi çekip veriyor. Numarası da herhalde 5 numara falandı. Türk kahvesine yakın bir incelikte. Ondan biraz daha kalın olabilir. O yüzden Chibo'dan ya da işte Starbucks'tan aldığınız, çektirdiğiniz mokapota özel çektirdiğiniz kahvenizi evde filtre kahvesi yapmak için de kullanabilirsiniz. Evet, közümüz hazırlanırken Biz de kahvemizi hazırlayalım. Mokapotumuzu açıyoruz. Şöyle biraz daha detaylı bakmış olun. Temizlemesi de çok basit. Çamaşır suyuyla kolay bir şekilde temizleyebilirsiniz. Şimdi şuraya kadar su dolduracağım. Bakın şurada görünüyor. Sibop kısmına kadar. Üstüne şu parçayı koyuyoruz. Şimdi bunun üzerine de kahvemizi az önce göstermiştim. African Blue. Gördüğünüz gibi vakumlu poşette geliyor. Vakumlu ambalajda. Şunu açalım. Bir ölçek kahvemizden koyuyoruz. Şimdi kapatalım. Şimdi közün üzerine koyacağız. Şöyle göstereyim. Yavaş yavaş şu kısımdan kahvemiz demlene demlene burayı dolduracak. Bu arada az önce bahsetmiştim. Çözülebilir kahve diye geçiyor. İşte Nescafe olsun, Chibo'da da yine benzer kahveler var. Onlar gerçek kahve değil. Neden değil? Çünkü kahvenin telvesi olur. Onlar da biliyorsunuz telve falan olmuyor. Üzerine sıcak su koyuyorsunuz, içiyorsunuz. Herhangi bir telve yok.
Benim kahvem de telvede olacak. Onu da birazdan göstereceğim. Evet. Moka potumuzu koyduk. Şimdi közleri belli bir yerde toplamaya çalıştım. Çünkü gördüğünüz gibi kulpu plastik, yansın istemiyorum, erisin istemiyorum. Şimdi olurken de size detaylı göstereceğim. Evet, kahvemiz gördüğünüz gibi demlenmeye başladı. Güzel, beklediğimden hızlı oldu. Evet, fokur diyor. Gördüğünüz gibi belli bir basınçla yavaş yavaş gayet güzel. Tabi buranın tamamen dolması lazım. Yani henüz olmadı. Bekleyelim bakalım. Tabi ocakta çok daha hızlı oluyor. Közde biraz daha yavaş. Yavaş 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 demlenecek. En son fokurdadığı zaman alacağız bakalım. Zaten kokusu gelmeye başladı. Evet, şu an halen devam ediyor fokurdamaya. Evet, kahvem olmak üzere kokusu ta buraya kadar geldi. Ben genelde sade içiyorum. Hani kahvenin gerçek tadını alayım diye, ya da işte yanında kuru yemiş, şekersiz, tatsız, yani işte çiğ badem, kaju, fındık vesaire tüketiyorum. Bakalım nasıl olmuş. Birlikte deneyelim. Evet. Heyecan dorukta. Kulpu bayağı ısınmış söylediğim gibi. Biraz soğusun. Evet. Kahvemizi koyuyoruz. Çok güzel görünüyor. Deneyelim bakalım. Kokusu gayet güzel. Çok iyi. Süper olmuş. Tabii yanında kuru yemiş olsa güzel olacaktı. Gayet güzel. Yani közde pişmesi tabii ki güzel oldu. Bir de işte doğanın içinde, doğada yaptığınız zaman kampta vesaire çok daha güzel oluyor. Bugünlük bu kadar. Kendinize dikkat edin. Kahveyle ilgili sorularınızı videonun altına yazarsanız okuyup cevaplarım. Görüşmek üzere. Hoşça kalın.